Avrupalılar, Asyalılar, Çinliler, Evet, ve buraya katılanlardan birisi de Halil Konakçı isimli bir cami imamı. Cami imamı ama altında son model bir araba, bir koruma ordusuyla gezen bir çeşit cami imamı. Onun da yediği herzeler bini aştı tabii. O da böyle son derece saygısız, saygısız olduğu kadar vicdansız açıklamalar vesaireler. Şimdi Nazifa'ya dönelim. İlahiyatçı yazar Nazifa'ya. Nazif Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Merhabalar. Evet, zaten izlediniz siz de durumu. Bunun ışığında bundan başlayıp bu son zamanlardaki bu şeriat çığlıkları, haykırışları ta adliyelere kadar giren ve Cumhurbaşkanı'nın da tabii bu anlamda şeriatı kutsayan ve onu dinle bütünleştiren konuşması. Buradan da cüret alıyorlar sanıyorum. Ne diyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz her şeyden önce? Herkese günaydın diyeyim öncelikle. Ya Ümit Bey, ben pek çok platformda şunu özellikle üstüne basa basa söylemiştim. Allah bile din konuşulmasından artık bıktı. Şu din meselesi cehennem azabı halini aldı. Artık din falan yok ortada. Yani biz kutsal bir meseleyi artık tartışmıyoruz. Bir güruhun zorla dayattığı ve kendine göre yorumladığı bir sapkınlığı konuşuyoruz artık. Dinin kaynaklarını falan konuşmuyoruz. O yüzden şeriat, hilafet, din gibi kavramların tam karşılıklarını da veremiyoruz. Bundan tahminen işte 10 yıl önce din üzerine bir şeyler söyleyebiliyorduk. Şu anda gündeme düşen pislikleri ancak yorumlamaya çalışıyoruz. Dilerseniz ben bu şeriat konusunun ne olduğunu bir akademik yönüyle ele alayım. Buyurun. Daha sonra siyasi yönüne, hukuktaki karşılığına işaret edeyim. Ne demek olduğunu izleyicilere açmak istiyorum. Şöyle ki, şeriat sözlükte yol, metot, güzergah, biraz daha açık anlamıyla ırmağa giden yol anlamıyla ve adet, gelenek, görenek anlamları. Fakat Kur'an bunu nasıl kullanıyor? Şimdi kimi kavramları biz adeta sözcük putu haline getirip kamuoyunun önüne bırakıyoruz. Yani biz derken biz değil ama güya dini temsil ettiğini söyleyen, din adına söz söyleme hakkını kendinde bulan bir kesim var ki, bir siyasi anlayış var ki, bir sapık tarikat ve cemaat zihniyeti var ki, bizim önümüze şeriatı, hukuk kuralları, İslam hukuku şeklinde bırakmaya çalışıyor. Halbuki şeriat Kur'an'da birkaç yerde geçiyor. Mesela Maide suresinde geçiyor. Şura suresinde, Câsiye suresinde şir'a, şere'a, şere'u, yani o başka bir sığgayla ele alıyor. Bir de şeriat, yani bugün kullandığımız sözcüğün tam karşılığı olarak kullanılıyor. Ve hepsinde şunu görüyoruz. Din aslında sosyolojiye göre bir modadır. Sosyoloji biliminde dinin karşılığı modadır. Din moda oluşturmak için, bir akım oluşturmak için pek çok unsuru kendi bünyesine kullanır. Kullandığı unsurlardan birisi de şeriattır. Bakın, burada hukukla ilgili herhangi bir şey yok. Sadece dinin ayaklarını ortaya yere koyabilmek için, sağlam basabilmesi için bir takım kurallar getiriliyor. Ve o kurallar içerisinde elbette ibadet, inanç esasları olduğu gibi hukuku ilgilendiren taraflar da var. Yani maddeler de var. Ama bu maddeler eski kadim Mısır'dan
Mezopotamya uygarlıklarına varıncaya kadar pek çok toplulukların halklarına uyguladığı kanunlar var. Mesela işte el kesmek gibi vesaire. Kur'an bunu İslam ilk dönemlerinde hukuki bir normu yönetmek istediği halka daha iyi benimsetmek için, daha doğrusu daha açık söyleyeyim, ilkel bir topluluğu olabildiğince diğer uluslara entegre edebilmek için bugün bize çok vahşi gelen ve uygulanması elbette mümkün olmayan kuralları da içerisine alan bir yargı paketi oluşturmuştur. Fakat hukukta şöyle bir kural da vardır. Büyük cezalar, yaptırımlar istisnaidir. Yani din bunu aslında gaye edinmez. Kendisi için belli bir dönem kullanır. El Mecelle'de bir esas bulunur. Osmanlı'nın son döneminde İslam hukukuna dair bir eser kaleme alınmıştı. Mecelle'de ezmanın tagayyürüyle ahkamın tagayyürü inkar olunamaz der. Yani zaman değişince hükümler de değişir. Evet. Peki Allah'ın hükümleri de değişir mi? Evet, Allah'ın hükümleri de değişir. Şimdiye kadar İslami, kendilerine İslami diyen çevreler pek çok konuda beni eleştirdi. Hatta manşetlere taşıdı. Fakat bir defa olsun mertçe davranıp beni davet etmediler. Çünkü davet ettiklerinde evet, yerle bir olacaklarını çok çok iyi biliyorlardı. Onlar kendilerine uygun, işte videolarda da izlediğiniz, kapasitesi yetersiz, kaynaklarını kendi fetva görüşlerine göre uygulayan, insanların din duygusunu sömüren ilahiyatçı profiline alışkın oldukları için bu profile yakın kişileri ekranlarına davet ediyorlar. Beni mesela davet edemezler. Çünkü şöyle zannediyor bazıları veya şu şekilde lanse etmeye çalışıyorlar. Kullandıkları ifadede şu şekilde. İşte Cumhuriyet'in ilahiyatçıları. Şimdi biz sakalsız ve bıyıksızız ya, güya aşağılamaya çalışıyor. Yetersiz olduğumuzu, aşağı noktada bir ilahiyat eğitimi aldığımızı düşünüyorlar. Fakat dinin tüm kuralları, yani aklınıza gelebilecek, sadece Kur'an değil, hadis değil, şeriatın kaynağı olarak verilen 12 ana kaynağa hakimiz biz. Bazen televizyonlarda ağızlarını doldura doldura bir takım sözcükleri kamuoyuna açmaya çalışıyorlar. İşte biz kendilerine okul demiyorlar, medrese diyorlar. Medreselerde molla camileri okuyoruz, işte nesefileri okuyoruz falan. Biz bunları, affedersiniz ama ilkokulda hani şeyler vardı, Ayşegül Tatil'de kitapları ya, evet, vardı. Evet. Ayşegül Tatil'de kitapları gibi okuyorduk ve okuyoruz. Evet. 77 yılından bu yana siyasi İslam'ın içerisine ben bizzat yer aldım. Bütün tarikat ve cemaatlerin içerisine girdim. Bana anlatabilecekleri bir şey yok. Bunu şunun için söylüyorum. Ben ifadesini şunun için kullanıyorum. Kendi dar dünyalarında bir model yarattılar. Bir tiyatro oynuyorlar. O tiyatronun da gerçek olduğunu halka yutturmaya çalışıyorlar. Şeriat denilen bir sözcüğün üzerinden giderek dinin bütün ana maddelerinin halk tarafından nefret edilmesine neden oluyor. Dinden nefret edilir mi? Evet, edilir.
Peygamber söylüyor çünkü. Ve la tünefiru diyor. Nefret ettirmeyin. Neden? Allah'tan, Kur'an'dan, peygamberden, dinin esaslarından, inançtan nefret ettirmeyin, sevdirin diyor. Bugün İslamcılar dinden insanları nefret ettiriyor. Bazen soruyorlar, sen din düşmanı mısın? Evet, ben din düşmanıyım. Nazif Ay din düşmanıdır. İslamcıların İslam'ının düşmanıyız biz. Aksi halde bunların ilahlığını kabul etme aşamasına geliriz. Yani öyle bir din meydana getirdiler ki siyasal İslam'da liderlere, tarikat ve cemaatlerde, tarikat şeyhlerine, cemaat üstadlarına Allah diyor bunlar. Ha. Niçin Allah diyor? Niye Allah'tan büyük Allah olarak taparlar? Sebebini pek çok yerde ifade ettiğim gibi burada da ifade edeyim. Çünkü sorgulamazlar. Siz hiç tarihte ve bugün ve gelecekte, yani şimdiye kadar hiç duydunuz mu? Duyan bir kişi gösterin bana dedim. Siyasal liderini eleştiren, İslamcı siyasal liderini eleştiren, evet, tarikat ehini eleştiren bir kişi tarihte ortaya çıkmamıştır. Bir kişi eleştirilmiyorsa o tanrıdır. Allah bile kendisini Kur'an-ı Kerim'de sorguluyor. Allah dahi Kur'an'da kendisini, peygamberini eleştiriyor. Çok peygamberi eleştiren ayetler vardır. Siz kim oluyorsunuz? Demek ki siz Allah'tan büyük Allah'sınız. Yani o yüzden düpedüz şirk koşuyorlar Allah'a yani. Şirk falan da koşmuyorlar aslında. Daha da kötü yani. Şirkin ötesinde iğrenç bir din meydana getirdiler. Bu dinin tanrısına bizim de tapmamızı bekliyorlar. Hayır, biz tapmıyoruz. Sizin müptezel dininize biz iltifat etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Sizin dinini çünkü neyi üretti? Bundan 6-7 yıl önce Konya'da bir çalıştay yapıldı. İmam hatipler arasında. Hı hı. Ve imam hatiplerde deizmin yükseldiğini, imam hatip öğrencilerinin, bakın, daha çok normal, evet, gençlerin, yani toplumun içerisindeki genç neslin değil, imam hatiplerde deist sayısının arttığını ifade eden rapor çıkarttılar. Buna meclis konuşmasında Recep Erdoğan itiraz olmaz böyle bir şey diye Milli Eğitim Bakanlığı'na da hafiften böyle bir serzenişte dokundurdu. Evet, hatırlıyorum. Evet. Çünkü niye? Böyle bir gerçek var. Evet. Siz dinle fazla oynarsanız dinden nefret ettirirsiniz. Allah'tan kaçar pozisyonuna sokarsınız insanları. Yani bugün şimdi neyin üzerine gitmeye çalışıyorlar? Güya radikallikle şeriatı bir hukuk sistemi olarak bizim önümüze sevimli kılmaya, ders kitaplarına nasıl cihat sözcüğünü getirdiler. O zaman da karşı durdum. O zaman da yazı yazdım ve Hizbullah, hani Hüdapar'ın kanatları altına aldığı Hizbullah beni ve o zaman Oda TV'yi ölümle tehdit etmişti. Evet. Ona rağmen biz sözümüzden geri durmadık. Biz çünkü tertemiz Atatürk'ten cesaretimizi alıyoruz. Hiç kimse umutsuz olmasın. Niye? Çünkü bu işleri bilen şöyle de düşündüler. Bunu da ilk kez kullanıyorum. Yaşar Nuri Hoca vefat etti. Bu alan boşaldı. Hayır, bu alanda daha keskin ilahiyat uzmanları var. Sadece Nazif Ay yok. Cemil Kılıçlar var ve daha pek çok yürekli ilahiyatçı arkadaşlarımız var. Bu işi onlardan çok daha iyi biliyoruz. Öyle sakal bırakmakla, sarık sarmayla, cübbe giymekle olmuyor bu iş. Yani hatta birisine geçenlerde şey demiştim. Sen sakal bırakmakla ne demeye çalışıyorsun? Peygamberin sünnetine uyuyorsun. Değil mi? Öyle düşünüyorsun. Hayır. Mesela ben sakal ve bıyık bırakmamakla Allah'ın sünnetine uyuyor. Çünkü sizin kabul ettiğiniz, onların kabul ettiği bir hadise göre peygamber rüyasında Allah'ı görmüş. Allah'ı genç, sakalsız ve bıyıksız bir adam olarak görmüş. Biz de öyle olduğumuza göre demek ki bizim bu şeklimiz Allah'a daha sevimli. Ve bir de şunu
şu hilafet ve şeriat meselesini güzel bir şekilde, doğru bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Şeriatı ve hilafeti kaldıran kişi kimdir? İlk anda Mustafa Kemal Atatürk'ümüzdür diye gelir. Hayır. İlk kaldıran Hazreti Muhammed'dir. Orijinalini söylüyorum. Bakın hadisin Ahmet bin Hanbel'de de geçen, pek çok hadis kaynaklarında da geçen orijinalini söylüyorum. El hilafetu ba'di felâthûne seneten sümme tarisu meliken adûden. Yani diyor ki peygamber, benden sonra 40 yıl geçecek, 30 yıl geçecek, özür dilerim. O 30 yılda, 30 yıldan sonraki dönemde hilafet, halifelik ısıran melikler, ısıran sultanlar, padişahlar, krallar dönemi başlayacak. Yaşar Nuri Öztürk Hoca buna açıkça Arapça gramerine o pek çok yönüyle hakim olduğundan dolayı ısıran köpeklik diyordu. Emevi ve Abbasilerde zaten 30 seneyi Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, kimileri Hazreti Ali'nin oğlu Hasan'ı da bunun içerisine sokar. Ömer bin Abdülaziz adında bir halife vardı. Onun da çok vicdanlı bir yönetimi vardı. Onu da o 30 seneye sokar. Onun dışında kalan hepsine peygamber kudurmuş köpeklik diyor. Siz şimdi çok fazla üzerimize gelirse bunun açılımını net olarak veririm. Şu anda vermiyorum ama herkes anlayacak. Emevi ve Abbasi halifelerinin hepsi ve ondan sonra gelen halifelere peygamber ısıran köpek diyor. Peki şöyle bir soru soruyorum. Fatih Sultan Mehmet aptal bir insan mıydı? Bir deha aslında. Evet. Deha. Diyoruz değil mi? Evet. Yani bu kendi pozisyonunu tehlikeye atacak, bir duruma düşecek enayi, hani ahmak cinsten bir insan mıydı? Hayır. Hayır. Niye? Ben kendi alanım olarak cevaplayayım. Çünkü halifeliği üzerine almak isteseydi ilk alması gereken kişi Fatih Sultan Mehmet olur. Tabii. Oysa ne yaptı o? Roma'nın yeni imparatoru olarak kendisini tanıtmaya çalıştı. Hatta para bastırdığı ifade edilir. Evet. Ben kendi alanım olmadığı için bunu tarihçilere bırakıyorum. Ama kendisini halife olarak lanse etmedi. Evet. Nasıl bir pisliğin içerisine düşeceğini biliyordu çünkü. O pisliğe tenezzül etmedi. Ve pek çok İslam ülkesinde temsil edilip kendisine halife diyen saçmalıkların içerisine girmedi. Girmedi. O yüzden hani Atatürk'e soysuz diyenler dikkat etsin. Kendi atalarının düştüğü pozisyonun ne olduğunun farkına da varsın. Doğru söylüyorsun. Atatürk bu soysuzluğu, o soysuzluğu ortadan kaldırdı. O yüzden kötü müdür? Tabii onlara göre kötüdür. Deccaldır Atatürk. Çünkü kendisine Mehdi yani ilahi kahraman demeyecek kadar ahlaklı, şerefli bir insan. Doğru. Şerefli insana eğer Mehdi gibi İslamcılarca kutsal bir sıfatı üstlenmiyorsa düşe düşe hakkına deccallık düşüyordu. O yüzden deccal dediler. O yüzden İslam deccalı anlamında Süfyan dediler. Evet. Şeriat. Bilmiyorum, belki soluksuz gidiyorum. Yo, ama ben araya giremedim çünkü çok güzel anlatıyorsunuz, ama şunu da sormak istiyorum. Şeriat bütün mezheplere göre aynı mı? Bütün elbette bugün, aynı. 54 ülkede yaşanan şeriata göre yaşadığını iddia edenlerin birbirleriyle aynı olduklarını mı düşünüyoruz? Çok yaşayın, ben de onunla gelecektim aslında. Şimdi şeriatın ne olduğunu sözlük anlamıyla verdim. Evet. Niye kullanıldığını söyledim. Bir zamanlar Fransız Komünist Partisi'nin ikinci başkanı Roger Grody vardı. Evet. Müslüman oldu 80 yılında. Pek çok önemli eser meydana getirdi. Bunlar da şeriat meselesinin üzerinde de duruyor. Ve hiç şeriatçıların söylediği gibi olmadığının
vurgusunu özellikle ortaya koyuyor. Ve şunu da söylüyor. Yani İslam mecburen ilk zamanla ilkel toplumlarda olması lazımmış gibi gelen kuralları kullandı. Ama bu kuralların artık kalkması gerekti. Çünkü biraz önce de söyledim. Ağır yaptırımlar zaten istisnaidir. Yani amaçlanmaz. Ezmanın tagayyürüyle bunlar değişir. Zamanın değişmesiyle evet. Hükümler değişir. Allah'ın hükümleri de değişir. Biz bunları peki dini kaynaklara bunları dayandırabilir misin hocam? Çok büyük laf ediyorsun diyenlere evet. Nasih ve mensuh ayetler var. Allah bazen bir önceki ifadesini başka bir ayette değiştiriyor. Madem ki değiştiriyor, peygamberin yaşam süreci içerisinde peygamber vefat ettikten sonra 1450 sene, 1500 sene geçmiş. O halde zamanın değişmesi inkar olunamadığına göre hükümler de değişir. Şimdi mesela Maturidi mezhebinin şeriat anlayışı başkadır. Eş'ari mezhebinin yani onun inanç, itikat alanındaki karşılığı olan biraz da Şafii mezhebine daha yakın olan Eş'ari Arap gelenekli mezhebin, ekolün şeriat anlayışı başkadır. Evet. Bunlar arasında bazen birbirini tekfir eden yani kafir olduğunu söyleyen görüşler de vardır. O yüzden şeriat bir değildir, aynı değildir. Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi de din değildir. Din olamaz çünkü o zaman Maliki Yevmiddin demezdi Allah. Din ve İslam sözcüğünü kullanmaz, şeriatın din olduğunu ifade ederdi. Evet. Eğer siz şeriat din derseniz din binlerce demektir. Bütün birbirine karşı gelen ve içerisinde çelişkiler olan zamanla ne kadar saçma olduğu ortaya çıkan fikirler de din demektir. Din o zaman yanılmaz ve kutsal olmaktan çıkar. Evet. Pespaye bir duruma gelir. Evet. Şimdi bir saniyenizi rica ediyorum. Bir saniyenizi rica ediyorum. Son dakika haberi var. Feyza Altun bu şeriat için şeriat suçtur diyen